Medeni şehirleri olan hiçbir ülkede sokakta başıboş köpek olmaz. Sokakta başıboş köpek olmamalı. Bu hem doğaya hem de tabiata, fıtrata aykırıdır. Neden diyeceksiniz? Tarihi araştırmalar yapan kişilerin resimli çalışmalarına baktığımız zaman hem mağara döneminde hem Mısır medeniyetinde hem Anadolu'daki Hitit etileri olsun, Mezopotamya'da olsun pek çok medeniyetin görsel kalıntılarına baktığımız zaman her zaman köpek insanların yanında olmuştur. Evet, doğrudur. Ancak bunlar hep bir tasmalı olmuştur. Köpeğin yeri insanın yanıdır. Eğer bir köpek insanın yanında değilse, onun kontrolünde değilse o zaman fıtratına yani kurt aslına döner. Hele bunlar sürüler halinde şehirlerde can haliyle zor şartlarda yaşadıkları zaman, bunlar bırakıldıkları zaman bunlar kurt içgüdüsleriyle hareket ediyorlar ve alanlarını, klanlarını ve tabi oldukları alfalarının itibarlarını korumak için buldukları kişilere, öncelikle çocuklara, kadınlara, yaşlılara, bisiklet sürenlere, motosiklet kuryelere, hareket eden arabalara, arabaların tamponlarına kadar kedilere, bunlara zarar vermektedirler, parçalamakta ve öldürmektedirler. Şimdi bu konunun insan haklarıyla bağlantısı, doğrudan bağlantısı vardır. Şunu açık söyleyelim, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği adında da geçiyor. En temel insan hakkı olan yaşam hakkı ile ilgili bir dernektir ve insan hakları derneğidir. Şimdi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 4G maddesini şöyle bir bakalım. Bu kanunun amacı ilkeler maddesi, hayvanların korunmasında diğer hayvanlarla insanların sağlık, hijyen ve can güvenliklerinin sağlanması esastır diyor. Yani diğer hayvanların can ve hijyen sağlıklarını bir tarafa bırakalım. İnsan önemlidir. İnsan eşrefi mahlukattır. İnsanın can güvenliğinin sağlanması demek onun yaşam hakkının korunması demektir. Yaşam hakkı ise en temel insan hakkıdır. Bir insan öldükten sonra hangi hakkından bahsedebiliriz? Eğitim hakkından bahsedebilir miyiz? Yaşamadıktan sonra, hayatta olmadıktan sonra, öldükten sonra bunun çalışmasından bahsedebilir miyiz? Yani hiçbir hakkından bahsedemeyiz. Dolayısıyla en temel hak olan yaşam hakkını tehdit eden başıboş köpeklerin, sahipsiz başıboş köpeklerin sokaklardan toplanması devletin anayasal görevidir. Kanunlar hiyerarşisi denilen bir teori var. Buna göre iki kanun birbiriyle çatıştığı zaman genel kanun özel kanuna göre geçerlidir. Veya önceki kanun sonraki kanun denildiğinde sonraki kanun geçerlidir. Bir de eğer insan hakları mevzuysa burada, çocukların hakları konuysa, o zaman biz hayvanların hakkını elbette onları da iyi şartlarda koruyacağız, onları da savunacağız. Onların da bir şekilde hayvan hakları tabiri altında demiyorum. Böyle bir tabir çünkü yanlıştır. Biz onlara eziyet etmeyeceğiz, işkence etmeyeceğiz. Burada öncelikli olan insan canının, çocuklarımızın korunmasıdır. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'nin de temel amacı insan haklarının korunmasıdır. 5199 sayılı kanunun 4G maddesinde denildiği gibi insanların ve diğer hayvanların can güvenliği ve hijyeni sağlığının korunması esastır diyor. Buna göre belediyelerin aynı kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasını gerekçe göstererek al, yakala, kısırlaştır, rehabilite et, tekrar aldığın yere bırak öncelikle. Bu yanlış bir uygulamadır. Eğer orada çocuklara, insanlara, okula giden çocuklarımıza, alışveriş yapan hastanelere, camilere, ibadethanelerin çevresinde zarar veren bu hayvanların bulunması, bu kanunun 6. maddesine göre ısrarla alındıkları yere bırakılması, başta anayasa olmak üzere pek çok kanunla da çatışmaktadır. Normal hiyerarşisinde bir kere anayasal bir haktır yaşam hakkı. Oraya aykırıdır. Anayasaya aykırıdır. Bu kanunun 6. maddesi aykırıdır. Aldığın yere bırak şeklinde yorumlanması yanlış yorumlanıyor. Bir kere kanunun 6. maddesinin yorumlanması 4G maddesine de aykırıdır. Çünkü 4G maddesi diğer hayvanlarla insanların can, mal ve hijyeni
köpeğin korunması ve güvenliği esas alınır deniliyor. Dolayısıyla bunların toplanması gerekiyor. Belediyeler bu kanunu yanlış yorumluyor. Başıboş köpekler, sahipsiz ve başıboş köpekler engellilerin sokakta rahat bir şekilde yürümesini engelliyor. Yaşlı insanlara saldırıyor. Yaşlı insanların rahat bir şekilde sabah vakti, gece vakti evlerinden dışarıda dolaşmasını engelliyor. Çocukların okullarından evlerine gidiş gelişini engelliyor. Çalışan insanların, kadınların, mesela Ankara'da Semra Işık servisine binmeye giderken 15 tane köpeğin saldırısına uğradı ve engelli hale geldi. Yine bir emekli vatandaşımız emekli olduktan sonra memleketine gidecekti. Köpek saldırısı sonucunda düştü ve felç oldu. Şimdi bunlar her birisi birer maliyet tabii. Bu insanların eşleri, çocukları, herkes etkileniyor. Yani büyük bir insan hakları ihlaline sebep oluyor. Çevre hakkı ihlaline sebep oluyor mesela. Hepimiz anayasal haktır. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahibiz. Bugün 15 milyona yaklaşan bu sahipsiz ve başıboş köpeklerin dışkılarını belediyelerin ciddi bir şekilde topladığından bahsedebilir miyiz? Daha geçen gün Ankara'da Karanfil Sokak'ta gördüm. Orada bir kafenin önünde köpek dışkıları vardı. Köpek dışkılarının sebep olacağı sağlık sorunları çok büyük halk sağlığı sorunlarına sebep olacak. Başta kist, hidatik olmak üzere kuduz gibi zoonoz hastalıklara sebep olacak. Bu bugün belki çıkmayacak ama kuduzla ilgili işaretler ortaya çıktı. Şanlıurfa'da Lütfü Seray, 28 yaşında bir mühendis, kendi köpeğinin sokak köpeklerinden bulaşmasından dolayı kuduzdan öldü. Sağlık Bakanlığı bu konuya el atması lazım. Sağlık Bakanlığı 3 milyon doz kuduz aşısı alarak bu sorunla baş edemez. Öncelikle hastane içlerinde, ameliyathane önlerindeki bu başıboş köpeklerin buralardan uzaklaştırılması ve toplanması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günkü açıklaması çok doğru. Sokakta başıboş köpek olmaz, bunların toplanması lazım. Bu çerçevede doğal yaşam parklarının acilen artırılması lazım. Belediyelerin bu köpekleri bu tip yerlerde toplayarak doğal yaşam parklarında etrafı çevrili. Derneğimizin görüşü de bu şekilde. Cinsiyetlerine göre ayrılacak ve etrafı yüksek çitlerle çevrili geniş alanlarda hazine arazileri var. İşe yaramayan, tarımsal özelliği olmayan bu arazilerde toplanacak ve kısırlaştırılacak. Buna bakmak isteyen sivil toplum kuruluşları da bu kadar yardım da topluyorlarsa bunları buralarda harcasınlar. Ancak devletin de hem tarım çiftçisine hem hayvancılığa ayıracak parası varken bu şekilde boş başıboş köpeklerin beslenmesine de devletimizin imkanlarının yetmeyeceğini şimdiden söyleyebilirim. Bunu sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar gidip buralarda beslemeler yapabilirler, bakımlarını yapabilirler, kısırlaştırmaları yapabilirler ve hep birlikte insan haklarını, çocuklarımızı korumak için tavsiyelerimiz bu şekilde.